Merhabalar devam ediyor akşam haberleri bir son dakika bilgisi var onu bir aktaralım sizlere birkaç gündür sosyal medya üzerinden başlayan bir e, ne diyelim polemik ve bu polemiğin ardından bir gözaltı ve sonuç olarak bir tutuklama haberi Evren Barış Yavuz'un tutuklandığı bilgisi var ne oldu onu bir aktarayım sizlere bu iş epey birkaç gündür de konuşulan mevzu olduğu için şöyle. Biliyorsunuz, e, İsrail'de ihracat konusunda bir kısıtlama getirilmişti 54 kalemde ve burada işte jet yakıtı vesaire. Evren Barış e, Yavuz'un bir yaptığı paylaşım çok dikkat çekmişti. Kendisi bir iletişimci olarak tanınan bir kişi, e, şöyle bir paylaşım yapmıştı işte jet yakıtı satmışlar diyerek e, bayraktarların e, o e, hatta 1 Ocak tarihindeki o meeting'de e, Gazze mitingindeki fotoğraflarını paylaşarak. Onun. Ardından da Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar bu ekran görüntüsünü alıp siyasal iletişimcinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığını savunmuştu. E, Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak diye e, bir karşılık vermişti. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayraktar'a bir cevap vermişti. Yalan ve iftira olarak niteledi bu söylemlerini ve onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirmişti. Sonra... Gözaltına alındığı bilgisi geldi Evren Barış Yavuz'un bu açıklamalardan sonra. E, ben İBB'ye bağlı hiçbir birimde çalışmadım diye o da bunu ifade ediyor. Yani bir kaydının kuydunun da olmadığı e, ifade ediliyor. Peki sonuç olarak niye gözaltına alındı derseniz sosyal medyada paylaşılan e, Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı? Böyle bir başlık taşıyan bir yazı. Bu yazıyla ilgili gözaltına alındığı belirtiliyor kendisinin da iletmiştik zaten gün içerisinde ve bununla ilgili resen bir soruşturma başlatılmıştı. Bunun sonucunda da efendim bugün az evvel tutuklandığı bilgisi geldi. Sabah saatlerinde evinden alınmıştı, emniyete götürülmüştü. E i̇şte ifadesi alınmıştı. Sonrasında da e, hakimliğe sevk edilmişti. E, örgüt propagandası suçlaması. Bu suçlamayla. Ee, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Sevk edildiği hakimlik tarafından Evren Barış Yavuz tutuklandı. Ee, ama enteresandır yani gündeme gelme meselesi bu Bayraktarlara yönelik tepkisi, onun ardından Bayraktar'ın İBB'ye hedef alması ve sonrasında Haluk Bayraktar'a İBB'nin cevap vermesi, böyle bir süreç yaşanıyor ve bunun ardından da söz konusu kişi gözaltına alınıyor ama Yazdığı bir yazı, paylaştığı bir yazıdan dolayı gözaltına alınıyor ve örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle suçlanıyor. Ardından da gözaltı, gözaltından sonra tutuklama talebi ve tutuklama geliyor. Böyle bir durum yani silsileye baktığınızda acaba hani peki bu e, yazı, bu tweet atılmamış olsaydı, bayraktarlara yönelik bir tepkisi olmamış olsaydı gözaltı tutuklama örgüt propagandası suçlamasıyla karşı karşıya kalacak mıydı? Orası da önemli bir soru yani. Bambaşka bir konuyla ilgili gündemdeyken bambaşka bir meseleden gözaltı ve tutuklama haberi geliyor. Enteresan bir durum elbette. Ee, bakalım yani şimdi Bayraktar tarafından bir açıklama bir şey gelir mi buna ilişkinde? Onu da takip ediyoruz. Durum bu. Epey çetrefilli gibi görünüyor ama yok yani sosyal medyada herkesin gözü önünde yaşanan bir tartışma. Ardından da o tartışmayı başlatan Fitili ateşleyen tweetin sahibinin başka bir yazıyı paylaştığı için örgüt propagandası gerekçesiyle sonuç olarak tutuklanması hali. Durum bu efendim iletmiş olduk sizlere. Şimdi devam edelim şöyle devam edelim dedik ya.